Şimdi Gamze Sakallıoğlu cinayetiyle devam ediyoruz. Şu Turcen ve annesi Turcen ve Halil şu anda Bodrum'daki cinayetin işlendiği evlerinden canlı yayında oradalar. Bir Bodrum'a gitmek istedik dediler. Şimdi sonrasında da sen Nazlı sen kaçıyorsun diyorsun ya. Buraya tekrar gelmek istiyorlarmış. Kaçmayacağız, biz geleceğiz. Nazlı ile yüzleşeceğiz. Ne biliyorsa Nazlı biliyor diyorlar. En sonunda da o şeyi gösterdiler. İşte PIN kodu, PUK kodunun yazdığı o kartı gösterdiler. Sen o kartın orada olduğunu nereden biliyorsun? Jandarmalar çünkü içine baktı, araştırdı. Lazım olan şeyleri aldılar zaten onlar. Ben de öyle biliyorum Halil. Yani bütün hepsinin zaten fotoğrafları falan her şey çekildi. Mutlaka çekilmiştir. Olay yeri inceleme öyle çalışır. Biz yaptığımız yayınlarda da onu biliyoruz. Şimdi sen şunu söylüyorsun anladığım kadarıyla. Gamze'nin cinayetin işlendiği gece katil oraya geldi. Ondan sonra cinayeti işledi. Arkasından işte şifreyi de bildiği için telefonun içine girdi. Oradan bir şey mi buldu diyorsun Halil? Onu mu söylüyorsun? Halil beni duyuyor musun? Arkadaşlar beni duymuyor Halil. Şu anda bir bakın hemen Halil'le konuşun. Yani kısacası onu söylüyor. Ben öyle anladım. Başka hiçbir açıklaması yok yani. Hani geçen gün desen diyordu, şimdi de şifre diyor. Ben çözemedim zaten. Çünkü sen o gece senin çocuğun uyumuyormuş. Bir problem olmuş çocuğun sağlığıyla. Evet, hastaydı. Ve sen huzursuzmuşsun. Huzursuzum çünkü çocuğum hasta. Normal bir şey yani. Befar sen o sırada uyanık mıydın? Ben de uyanıktım. Sabaha kadar uyanıktınız. Ya sabaha kadar demeyelim. Sabaha kadar saat 3'te zaten ağlamaya başladı. Zaten. Bir dakika. Ben Nazlı'ya soruyorum. Bir dakika Befar'cığım. Biz beraber yatarken 12 gibi falan yatarken beraber yattık. Çocuk zaten o zaman hastaydı. Ben hastaneye falan götürüp getiriyordum. Diş çıkarıyordu. Çocuk saat 3-4 gibi zaten yeniden uyandı ama bağırarak uyandı. Ağlayarak uyandı. Diş çıkardığı için baktık ateşi falan var. Ateşini düşürmeye yani falan çalıştık. Siz sabaha kadar çocukla mı uğraştınız? Aynen. Çünkü baban Halil diyor ki... İşte o sırada bir saat falan, 1,5 saat çocuk ağladı uyudu. Biz de yattık onlarla beraber. 5 gibi falan yattık. Zaten 7,5'ta da babam aradı beni. Yani şunu söylüyor, Halil şunu söylüyor. Diyor ki o gece huzursuzluk da var evde. Siz yani çok da yakınsınız. 25 dakikalık uzaklıktasınız. Ya geldi Nazlı'yı görelim. Ya geldi Nazlı'nın kendisi bu cinayeti işledi. Ya da bir katil tuttu, kızımızı öldürdü. Ama işte öyle bir seçenek yok. Benim her tarafa girip çıktığım kameralarım var. Eşimin nerede olduğunu, hani köy... Evet. Jandarma bunların hepsini biz ama bana buna da geldi. Rağmen Halil'i bir türlü ikna almıyor. Halil'e göre baş şüpheli Nazlı. Doğru mu Halil? Evet. Şimdi tamam ama şimdi bak Halil'cim, olay yeri inceleme ekibi çalışmış. 4-5 evet. aydır da soruşturma devam evet. ediyor. Şu evet. anda iddianame yazılıyor. Evet. Sen evet. Yani şu anda gizli kararı olduğu için onlarca da bilgi şu anda hem Sayın Savcımızda hem Jandarma evet. Komutanımızda, Sayın Komutan'dadır mutlaka. Dolayısıyla onların elinde o kadar bilgi varken acaba onlar cezaevinde değil de siz neden cezaevindesiniz? Ya yanlış mı? Düz oldum. Söyle bakayım. Ya biz cezaevinde ne olduk? Burada çocuğumuzu öldürdüğümüzden şüphel olduğumuzdan tutuldu, tedbir amaçlı. Bazı bilgiler ve belgeler ve iddialar var ki siz cezaevindesiniz. Şimdi onlar bu kadar PIN kodu diyorsun, PUK kodu diyorsun. Ya şimdi bizim orada cezaevinde olmamamız önemli değil. Bizim burada şimdiki buradaki delillerden neye karartma var? Hayır ben şunu soruyorum. Siz diyorsun yani Nazlı'nın telefonuna girdi katil. O gece PIN şifreyi de biliyordu. Vallahi bilmiyorum. Benim şüphem çocuk bunların hakkında bir şey buldu. Onunla çocuğu kaldırdılar diye düşünüyorum ben. Yani peki çocuk hakkında, onlar hakkında bir şey bulduysa zaten abisi, yengesi evi terk etmiş. Bunu sana söylemez mi Halil? Annesi Turcen'e söylemez mi? O gün çocuk genel temizlik yaparken diyorum ben, onlar hakkında bir şey buldu. Evet. Bunlar da bunu yengesini aradı veya abisini aradı, onu bilemem. Evet. Bizi arayan olmadı zaten. Ama çocuk da bunu öğrenince bize söyler gibi cesine kaldırdılar diyor, düşünüyorum ama... ben. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani çocuk bir şey bulsa bana bir sırlarını, bir şeyleri anlattı diyor Turcen. Şimdi Turcen'e anlattığı, gösterdiği ne var? Hangi görüntü var? Bir şey mi anlattı Turcen'e? Fakat şimdi Didem Hanım. Didem Hanım. Evet. Madem şimdi bu jandarma bu olay yeri incelediği zaman bu cüzdanı da götürmesi lazım. Bu niye götürülmedi? Acaba bizim bir daha ikinci gelişimizde gelir yataklarında değişme var mı yok mu, kontrol amaçlı gelmesin mi? Hayır. Hepsinin fotoğrafı mutlaka alınmıştır Halil. Hepsinin tamam, fotoğrafı alınmıştır. Yani bak şeye kadar zırhını aldılar. İlk çekimde yapıldı. Zincir, bakın ilk önce zincirden şüphelendiler. Bu kolyelerden bilmem saatlerden şüphelendiler. Her şeyin bu saatleri hepsini toplayıp gittiler. Her
her şeyin fotoğrafı alınmıştır. Sen bir avukatına sor, avukatın bilir gidik onları. Gidik arandı zaten. Bir avukatına sor, avukatın çok iyi bilir. Sana izah etsin bu meseleyi. Çünkü senin sorduğun soruların altı dolmuyor yani. Doldurmaya çalışıyoruz. Bunları da anlamak istemiyor. Olay yeri incelemesinin eksik yapıldığını, hatta yapılmadığını iddia ediyor neredeyse Halil Bey de. Olay yeri imkansız yani defa bu geldi. Olay. Şimdi bak, Halil'in kafası, bir Halil'in sesini alalım. Halil'in kafası şurada dağılıyor. Diyor ki ben diyor cinayet işlendikten sonra diyor, sonra diyor Mefar'la Nazlı oraya geldiler diyor. Delilleri karartmış olabilirler, bir şeyler yapmış olabilirler. Ve Halil Beyciğim ben bunu ısrarla, ben reklam arasında da sana anlattım. Bak bunu avukatına sor, bu meseleyi sana bir güzel izah etsin. Şimdi canım benim, o sırada karınla ikiniz yatıyorsunuz ya evde. Sonra sıcağı sıcağına zaten jandarma Erdal geliyor, o sırada Nazlılar ortada yok ya. Zaten olay yeri inceleme ekibi geliyor. Her tarafı şey yapıyor, didik didik ediyor, inceleme. Yani mutlaka öyle çalışıyorlardır. Fotoğraflar çekiliyor, belgeler alınıyor, o alınıyor, bu alınıyor. Her şey alınıyor. Arkasından bütün yeterli deliller toplandıktan sonra ne yapıyorlar? Evi, ev sahiplerini açıyorlar. Deliller alındıktan sonra Mefar Nazlı oraya geliyor. İstediği kadar istediği şeyi karıştırsın, istediği kadar şey yapsın. Delilleri karartma. Yani parmak izleri her şey alınıyor. Onlar içeri sokulmuyor. Siz içeridesiniz. Lütfen bu sorunun ayakları yere basmıyor. Özür dilerim ama biraz saçma bir soru oluyor. Eğer bildiğiniz başka bir şey varsa söyleyin. Ama Nazlı'nın ya da Mefar'ın oraya 4 gün sonra gelip o evde kalması, yani hangi delili karartacak ki? Jandarma her şeyi almış götürmüş zaten. Savcı gelmiş inceleme ya yapmış zaten. Niye? Bu yerinde yok. Ne yerinde yok? Çocuğun beşiği yerinde yok. Beşiği ne? Kuş yerinde yok. Ya evi daha tamam. Kuşu bakıyordu. Altında küçük sepanın üstünde. O yerinde yok. Ya tamam yok. Yağları satmışlar, hata televizyon yapmışlar. Televizyon yerinde yok. Ya yağları satmışlar, hata yapmışlar. Evin yerini değiştirmiş olabilir. Ya jandarma inceleme. Ya geçelim bu konuyu ya. Asıl cinayete gelelim ya. Geçelim o konuyu. Ya geleceğim bir dakika. Ya Allah aşkına ya. Nazlı katil diyorsun. Mefar katil diyorsun. Nazlı ile Mefar burada siz yoksunuz ya. Lütfen rica ediyorum, biraz bizim aklımızla oynamayın. Sakin sakin soru sormaya çalışıyorum. Yine yani gerçekten inanamıyorum burada ya. Siz burada olun o zaman, sorun onlara soruları. Diyorsun ki geçmişi karanlık. Neyse, bunun cinayetle bir bağlantısı var mı bana söyle. Diyorum. Bilemem. Ben cinayetle bağlantısı onu bilemem ben. Onu onlar bilecek. Ya kardeşim biz burada bir şeyin çete, yani bir sahte gelin olayını mı araştıracağız? Yoksa cinayeti mi konuşacağız? Bir karar verelim. Tamam mı? Kızının katilini mi arıyoruz? Nazlı'nın geçmişini mi ortaya çıkartacağız? He, Nazlı'nın geçmişi ortaya çıkarsa mutlu olacaksanız onu da yapayım siz. Yeter ki mutlu olun yani. Bak Nazlı diyor ki benim geçmişim İstediğin hata yaptım. Geçti gitti diyor. Mefar'la bir hayat kurdum diyor. Yani ama benim sorularıma siz tam yanıt veremiyorsunuz. Gelelim cinayet sabahına. 7.30'da Halil. Sen önce kimi aradın? Neyse ya. Önce kimi aradın Halil? Önce sen kimi aradın? Cinayet olmuş, işlenmiş. Karın seni uyandırmış, oraya gelmişsin. Sen kimi aradın önce? Evet. Kimi aradın? Kimi aramışım ben önce? Önce jandarmayı aradım. Tamam. Sonra kimi aradın? Ondan sonra Azay'ı aramışım sizin lafınıza göre. Hayır, lafıma göre değil canım. Azay'da diyor. Beni aradı diyor yani. Ben onları hatırlamıyorum bak işte. Peki Azay'la nasıl görüştün? Telefonla mı görüştün, yüz yüze mi görüştün? Ya ben... Görüşmüşler. Bizim burada köyümüzde Azay yok. Ha. Hangi Azay'ın adı ne? Adını da bilmiyorum ben. Bilmiyorsun. Sade bildiğim bir muhtarı biliyorum, Sedat diye. Dursun eski Azay Dursun'u aradın mı, aramadın mı? Dursun eski o Azay değil ki, o köyden bir vatandaş zaten. Eski Azay'lık yaptı ama. Eskiden Azay'lık yapıyormuş. Tamam, eskiden Azay'lık yaptı. Evet. Evet. Araba için aradı. Araba için aradım. Araba için arayıp ne konuştunuz? Ben oğluya Adit Tıp'a maaş almaya gidelim mi dedim. Oraya gittim. Oraya bağırdık geldik. Hatta arabasına 450 lira mazot bile koydum ben bunu. Hayır, gidip yani cesedi evden alıp morga mı götürülsün istedin sadece? Hayır, Cenab-ı Hak. Cenaze buradan Adit Tıp'a gitti ya. Ha. Saat 3 gibi bizi aradılar, geldiler, naaşınızı alın dediler. Biz oraya... 3 gibi diyor, sabah soruyoruz. O zaman soruyoruz. Onu gördüm, benim arabanın maalesef geçim olduğu için gidemedim. Ya bir şey sor Halil, sabahı sor. Arkadaşlar WhatsApp'a bakar mısınız? Özgür'ün bakar mısın WhatsApp'a? Hakan'a söyleyin Hakan'a. Ondan... Sabahı zaten. Ama ben sabah soruyorum. Sabah. Ağza diye aramadım ki, dursun diye aramışımdır. Sabah 7.30'da ne diye arıyorsun Ağza'yı?